النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألق والكون أنشد ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألق والكون أنشدنا يروي حنايانا الله أكبر نوره حلالا يغدي بطلته الله أكبر يا من تخرج يبغي الدرب منطلقا ويزرع النور في الأرجاء ألحانا هذا التخرج زانت منه أفئدة في أرض تربية التعليم تغشانا القلب أطربه ما جاء يطربكم والروح يسعدها يوكمشز كده يوكمشم كده بارك لكم في كل قافية وأسعد الله قلبا زانا إيمانا هذا التخرج درب صغاه أنتم فحيها لنا أبدا بالعز مزدانا يوما نراكم وإن المجد يغبطكم وأنتم الخير في الأمجاد رهبانا أسقيتم القلب مما جاد مهطي لكم ماء الحياة سبيلا جاء هتانا نحو السماء لندعو الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبق الأجر Abi her gün ifşalanır da sen kalır mısın ya? Evet arkadaşlar. Ne diyelim bilemedim ki. Bugün Allah'a hamdolsun İslam üzere girdiğimiz bir bayram. Bizim için iki tane sevinç var. Birisi İslam üzere olmak, ikincisi ise yine bir bayrama girmek, bir bayramı hep beraber geçirmek. İbn Hacer'in de dediği gibi bayram günleri sevinç gösterme günleridir, sürur günleridir. Bayramlarda sevinç göstermek, sevinçli olmak, sürur içerisinde olmak Müslümanların, İslam'ın, bu dinin sünnetlerindendir. Yaşadığımız buhran asrında surur, sevinci nasıl yakalayabiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. 21. yüzyıldayız. Bu yüzyılı tanımlayacak olursak tam manasıyla bir buhran çağı olarak tanımlayabiliriz. İnsanlık insanlık olduğu günden bugüne kadar böyle bir çağ ne görmüştür belki de ne de yaşamıştır. Bu çağda zengin olan da mutsuzdur, fakir olan da mutsuzdur. Gençler de mutsuzdur, yaşlılar da mutsuzdur. Evlisi de mutsuzdur, bekar da mutsuzdur. Çünkü mutsuzluğun sebebi fefirru ilallah değil, fefirru minallah'tır. Allah'tan kaçış vardır. Halbuki okuduğum ayette Allah subhanahu teala Allah'a kaçın. Fefirru ilallah. Allah'a doğru kaçın, Allah'a doğru koşun, Allah'a doğru yönelin buyururken insanlık bütünüyle, bütün değerler açısından fefirru minallah, Allah'tan kaçmaya başlamışlardır. Allah'tan kaçmanın neticesinde, Allah'ın indirdiklerini terk etmenin neticesinde, Allah'ın kitabından yüz çevirmenin neticesinde, Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kulak vermemenin neticesinde yaşadığımız asır tam bir buhran asrı olmaktadır. Bir insanı 50 bin, 80 bin kişinin olduğu bir stadyuma götüren, orada top oynayan, birbirine top oynayan kişileri seyrederken, orada bağıran, orada sinirlenen veya orada sevinç duyan insanların bu halinin sebebi sizce nedir?
yaşadıkları dünyada mutluluk bulamadıkları için mutluluğu orada arıyorlar. Allah'a hamd sena ediyoruz ki Müslümanız. Bu günlerde Allah'a hamd etmeyi artırın. Allah'a sena etmeyi artırın. Çünkü milyonların, milyarların Allah'a şirk koştuğu bir dönemde bizler İslam üzere bakın burada toplandık. Allah subhanahu ve teala bayramımızı mübarek kılsın. Bu bayram vesilesiyle bizi iman ve itaat üzere birleştirsin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah'ın dini için savaşan mücahitlere Rabbimiz yardım etsin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah yolunda cihad ederken esir düşen Müslüman kardeşlerimizin esaretini çözsün. Allah subhanahu ve teala kalplerinde çocuklarına, sevdiklerine, eşlerine özlem bulunan Müslümanların özlemlerini en hayırlı şekilde gidersin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.